Arkadaşlar kolay gelsin. Pantolon cep çalışması yapacağız şimdi. Pantolonumuzun torbaları hazır. Cep torbaları. Bir tanesi şöyle şu küçüğüne göre. Bir tanesi şöyle kesilmemiş halindeyken. Yani büyük cep torbası. Şu şekilde. Cep torbalarını kestikten sonra önce buradakini yapmamız lazım. Küçüğünü yani. Küçüğünü dikmemiz gerekiyor önce. Yüzü kumaşımızın yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Eğer kumaştan yapacaksak, astar yapacaksak arkadaşlar astarın şöyle şu kadarlık yerine kumaştan eklememiz gerekiyor. Kumaş ekleyeceğiz. Sonra kumaş burada kalacak şekilde, astar üstte kalacak şekilde yerleştirip öyle dikmemiz gerekiyor. Ama şu anda ben kumaştan yapıyorum. Onun için parça vermeme gerek yok. Şöyle dikişimizi yapıyoruz. Paylarını azaltmamız lazım bunu. Biraz da çıtlatmamız lazım. Sonra bunu çeviriyoruz. Torbaya doğru şuradan çıma dikişi yapıyoruz. Torbaya doğru, cep torbasına doğru. Bu dikişin sebebi ne? Bu dikiş esnemesini önlemesi için ve dışarıdan şu ara dikişin dışarıdan gözükmesini engellemek için. Dikişimizi yaptıktan sonra şu şekilde güzelce bunu ütülüyoruz. Üstten tekrar dikiş yapabilirsiniz. Şöyle bir gaze dikişi yapabilirsiniz. Yapalım isterseniz. Sonra ne yapacağız? Sonra bunu yüz tarafını yani kumaşın yüzünü şöyle yüze gelecek şekilde ne yapıyorum? Koyuyorum. Ve iğneliyorum üstten veya şu yandan, iki taraftan da. Ne yapacağım şimdi? Torbayı dikeceğim. Önce torbayı dikeceğim, sonra diğer bölümleri. Cep torbasını diktikten sonra şuradan tutturuyorum kaymaması için kemeri takarken. Sonra nereden tutturuyorum? Sonra buradan tutturuyorum. Cep torbamız hazır arkadaşlar, şöyle.